karılar durmuyor ya. Vallahi karılar evde durmuyor. Boğaz'da kahvaltı yapıyorlar ya. Fazla para vermesinler ya. Kim veriyor fazla parayı? Abi devlet veriyor, fazla para vermiyor. Vatandaş isyan ediyor geçinemiyoruz diye. Ya bırakın onları yalanlayı. Gebele karılarına sahip çıksınlar. Aveneler dolu bak. Şurayı görüyor musun? Bak kapkarı bak bak bak. Şuraya bak, şurayı göster. Orayı göster, orayı. Nereyi gösterir dayı? Yalnız bir yer. Kapıyı diyor, kapıyı. O yalnız bir yer o. Hafta içi oldu. İyi mi dayı vatandaşın durumu? Gel gitme gel. Gel gel bir şey söyleyeceğim. Gel gel. Bir kahve 45 lira, 60 lira. Bir kahve. 45 lira. Yiyemiyoruz diyor vatandaş, geçinemiyoruz diyor. Alışveriş merkezine gel abla. Nereye? Alışveriş merkezlerine gidin görürsün. Ne var alışveriş merkezinde? Araplar var diyor, biz yapamıyoruz diyor. Vatandaşın durumu kötü müymüş? Abi öyle diyor vatandaş. Yemiyoruz, içemiyoruz diyor. Yalan söylüyor. Ben emekliyim, 68 yaşındayım. Hiç de bir sıkıntı yok. Elhamdülillah. Arkadaşın dediği gibi bak AVM'lere, bak şuralara. Bak herkes sırada abicim. Bak hiç boş yer yok. Hiç boş yer yok. Bugün yeni asgari ücret açıklandı değil mi? Bir de 2000 bilmem kaç yılında 20 sene önceki asgari ücretle bugünkünü kıyaslayın. O zaman kaç tane çeyrek altın alınıyordu, şimdi kaç tane çeyrek altın alınıyor? O zaman kaç tane ekmek alınıyordu, şimdi kaç tane ekmek alınıyor? Hangisi ya abim? Şimdiki. Şimdiki mi daha iyi? Tabii şimdiki. Şimdi bu zamlar yaptı değil mi? Devlet zam yaptı. Evet. Şu anda ben hemen gittim marketlere, zamları gördüm. Bu zamları devlet mi yapıyor marketlere? Ya marketlerin ismini de vermeyeyim. Hemen zamları koyuyor. Devlet abi, mi koyuyor? Personel gideri ne kadar olmuş gördün mü? Abi 10 bin lira. Marketlerin 10 bin. Benim arkadaşlarım çalışıyor. 11.402 lira alsa 4.500 de sigortası var bunun abi. Yediği içtiği bir personelin 20.000 lira gideri var şimdi. Market bunu nereden çıkaracak? Zamdan çıkaracak ama da bu kadar zam olmayacak. Bir market ne biçim para kazanıyor? Market isimleri vereyim mi? Verebilirsin abi. A101 Şok, BİM. Her mahallede bak, semtte demiyorum. Her mahallede bir şey var mı? Doğru mu? Şimdi her markete açılıyor. Demek ki kazanıyor ki açıyor arkadaşım bu. Evet. Değil mi? Doğru mu? Yani asgari ücret zammı bize yol su elektrik olarak dönmeyecek mi abi? Nasıl yol su olarak? Yani bizden de çıkmayacak mı asgari ücret arttıkça? Yok abi şimdi devlet ne yaptı? Bir ay doğalgaz bedava verdi. Ben bir ay bedava kullandım. %25 indirim var. Tamam. Şimdi bana ne geldi o doğalgaz? 30-40 lira mı ne geldi? Tamam. Ha, su fazla geldi sağ olsun. Su hepsini geçti. Hepsini geçti ha su. 150-160'a suyu bağladı. İmamoğlu. İmamoğlu sağ olsun. İndirim yapacaktı. İndirim yerine daha çok oldu. Değil mi? Su dediğin Allah'tan yağan bir şey. Değil mi? Doğru mu? Rabbim yağdırıyor. Niye bu kadar pahalı bu su? Evet. Onu söyle. Onu. Harcama yaptığı için nereden çıkaracak? Halktan çıkarıyor değil mi? Hepsi suçlu. Hayır sadece İmamoğlu değil, herkes aynı şekilde. Sadece bir lidere bağlamamak gerekli. 3 tane büyük market var değil mi? Evet. Şok A101. Her mahalleye bir Şok, her mahalleye bir 101, her mahalleye bir şey. Böyle açıklama yapın ya. Söyledim. Nedir bu? Gıdayı vermişler 3 tane çetenin eline. 3 tane market. Bütün mahalleleri sömürüyor. Benim mesleğim, ben marketçiyim. Bunların yüzünden ben kappattım 95'te. Bir dakika müdahale etmeyin. Bir dakika ya. Ekonomiyi bana sorun. Ben ekonomiciyim. Allah Allah. Her tüccar ekonomisttir. Bak her esnaf ekonomisttir. Ekonomiden anlar. Adam diyor ben ekonomistim. Kaç tane bakkal çalıştırdın? Kaç tane iş yeri çalıştırdın? Ancak tüketimle uğraşan ekonomiden anlar. Ben 95'te bak, 90'da askerden geldim bak. Kısaca anlatayım. 50 metre bakkal açtım. 5 yılda kazandım para. Bir düğün, bir araç, bir daire. Evet. Bugün kaç trilyon? 5 trilyon. 5 senede 5 trilyon para biriktirdim. Şimdi o mahallede BİM var. Bizim mahallede. Geldi bu köşeye bir BİM açtı. Oraya bir A101, oraya bir Şok. Bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı bunlar mı? Bizler kapattık. Şu gördüğün işsizlik aldı başını gidiyor. Kapattın kardeşim. Anadolu mahallesine bir tane Şok. Her birinden birer tane. Onlar da olsun demiyorum. Rahmetli Özal bu binmeli büyük marketleri getirdi. Gross market getirdi. 10 kilometre şehrin dışına attırdı. Bunlar getirdi mahallelere ufak esnafın ekmeğini elinden aldı. Küçük esnaf diye bir şey kalmadı. İktidar da suçlu.
Muhalefet de suçlu. Devletin tarım kredi kooperatifleri de hemen hemen pahalı. Aynı fiyat. O da pahalı. Tamam, o da vatandaş BİM'i A101'i suçluyor ama onlar da pahalı. Hepsi bak. Bunları kapatsınlar. Bak bak bunlara bir sınır getirsinler. Mahalle bakkalları olsun. Bir sürü genç işsiz geziyor. Herkes bir iş sahibi olsun. Hırsızlık yapmasın. Araç çarpmasın. Esra abi, BİM'ler, A101'ler, eğitim fakültesi gibi öğretmenler çalışıyor. Hepsi sömürücü. Hepsi bucu bucu para. Ey yavrum ey. Adam bir ayda trilyonları götürüyor. Devlete ne kadar vergi veriyor? Kaç kişi çalışıyor yanında? 11.500 verecek. Gene talim gene sömürü düzeni. Abim, bir sömürü esnaf düzeni. Olarak eski bir esnaf olarak asgari ücreti nasıl buldun? 11.402 lira. Asgari ücret az. Asgari ücret de az. Hepsi de az. Bunun sebebi mazot. Evet. Mazotumuz yok. Mazot pahalı geliyor. Devlete mecbur pahalı satıyor. Abi şimdi buraya geldik 10 dakika oldu. Vatandaş diyor ki yaz geldi daha karpuz yiyemedim diyen de var. Mağazaları gösteren de var. Her yer tıklım tıklım. Kime katılıyorsun? En büyük sorun gıda. Bak gıda. Şu gıdaya bir çözüm bulsunlar. Şu vatandaşın %90'ı gıdayla. Tamam. Zengin zaten istediği kadar bir ekmek. Bir ekmek 6 lira olmuş bir ekmek yani. İnsanlar ne yiyecek? Nasıl alacağız? Bir markete gidemiyoruz. Daha bir şey alamıyoruz ya. Gerçekten yani. Yani AVM'de gezmek ki insanlar. Bir kilo peynir 200 lira. Ki AVM'de gezen insan boş geziyor. Bakıyor sadece alamıyor. Alım gücü yok insanlarda. Nasıl geçineceğiz? Yani bir satış alması sonrası vergi veremez. Çocuğu alıyorum istiyorum. Bir ev tutamıyoruz. Bir ev tutamıyoruz. Hayır. Yazık kral. Söyle abim. Hiç kimse burada zam hiç kimse istemiyor. Evet. Herkes mağdur abi. Ekonomi mi söz? Hiç kimse. Abi asgari ücreti zam da hiç şey zam istemiyoruz. Zam hiç kimse zam istemiyor. Aynen öyle. Zam istemiyor abi herkes burada. Sabit kalsın fiyat. Biz şimdi hiçbir şey alamıyoruz. 11,5 milyar dediğin para değil kardeşim. Kim ne derse desin. Kimse istemiyor. Bak herkes burada. Zam mamma istemiyorlar. Sabit kalsın. Aynı ayarda kalsın. Zam olmasın. Kiralar olmuş. 5000'den aşağı kira yok. Biz bugün evimizden çıkıp da ev tutamıyoruz. Benim evime kanal basıyor. Ben evimden çıkamıyorum. Yani bodrum katta oturuyorum. 2,5 milyar kira veriyorum. Evimden çıkamıyorum. Düzgün bir ev bulup da çıkamıyorum. Bağlı. Gücüm yok. Yani depozit, emlakçı, kira, her şey. 11,5 milyar yaptı diye halk seviniyor. 11,5 milyar para mı bu zamanda, para mı? Ev sahibi 1100 liradan çıkardı 2,5 milyara. Yani %100'den fazla zam yapıyor ev sahipleri. Ocak'ta 15 lirayı geçecek. Şimdi Ocak'ta 15 lirayı geçecek. Asgari ücret. Evet 15 lirayı geçecek, doğru mu? Geçtiğinde yine marketler zam yapacak. Bu devlet özellikle bu şoka, BİM'e, A101'lere bir koton koyması lazım. Yani zama şey yapması lazım. El koyması lazım ki rahat geçsin. 200 milyon veriyorsun. 15 lira olsa ne olur? Kiralar var, olmuş. Evler denetleyemeyecek. Yani. Tarım Bakanlığı var, gıdalar denetleyemeyecek. Yani orada insanların maaş alırsa denetlemesi lazım. Ya burada ekmeğin fiyatı başka. Bu evin elektriği orada Suriyeli doğdu. Bizim insan. Bir saniye. Şimdi başlayın. Asgari ücretle çoluk çocuk sahibi olan birçok insan var. Ve onun kirasını, faturasını, mutfak masrafını, giyimini, kuşamını hepsini karşılamak zorunda. Tek bir vatandaş 8 bin lira olmasın 20 bin lira olsun. 15 bin lira kira masrafını karşılayınca zaten elde avuçta hiçbir şey kalmıyor. Çoluğuna çocuğuna ne verecek? Yani bu da demek oluyor ki aç yiyip aç gezecek sadece kira masrafını çıkaracak. Bu ne kadar mantıklı sizce? Değil. Ayak yorgana morgana göre uzanmıyor, bitti daha. Asgari ücret şu an dolar kuruna göre 500 dolar seviyesinde. Ve tarihin en yüksek. Kardeşim 500 dolar ne şimdi? Ha? Yani kardeşim 15 bin ya bugün. Bir markete girelim de o zaman konuş. Yok vatandaşa soru soruyorum benim şahsi fikrim değil. Ben iki kişiyim, iki kişi. Geçinemiyorum ki ne? Ben 4 kişiyim, 2 tane çocuk. Bak okula gidiyor bu çocuklar. Emekliyim mi daha? Her gün okula poğaça börek parası veriyoruz kira. Ben kira veriyorum. Tek kişi çalışıyorum. Artı evladıma bakıyorum. Hem anne hem baba olarak. Böyle birçok insan var. Benim gibi birçok insan var ama mağduriyeti yaşıyor muyuz? Maalesef ki yaşıyoruz. Çünkü yetişemiyoruz. Bugün devlet kurumlarına gidince sigortan yatıyor diye bir kuruş para da çıkmıyor. Vereni de kesiyorlar ayrıca. Yani sadece karın tokluğuna yaşıyor bu millet. Sadece karın tokluyor. İnternet. O da yettiği kadar. Buyurun ablacığım. Diyelim 15 milyar olsa ne olur asgari ücret diyorum. İnsanlar elektriğini, suyunu, kirasını, doğalgazını ödeyemiyor. Bir gidip bir markete bir doğru düz alışveriş yapamıyoruz. Ya, yani. 250 lira fatura. 200. Hayat pahalı yani. İnsanlar çok zor durumda ya, gerçekten. Pazarların altlarını toplayan insanları gördüm. Çöpten ekmek toplayan insanları gördüm. Yazık. Yok diyor vatandaş. Fakirlik yok diyor. Var ya.
Nasıl yok? Ben gördüm, gözümden gördüm ya. 190 bin liranın gelir mi şu anda? Bir lahma yakıyorum ben. İki kişiyim. Ya Suriyelileri doldurdular, biz ülkemizde mürteci olduk burada, mürteci. Suriyelileri etrafa doldurdular yani. Suriyeliler hayat bedava, rahat rahat geçiniyorlar. Kendi ülkesindeki vatandaşları görmüyorlar insanlar. Siz emeklisiniz değil mi abicim? Emekliyim. 5 lira kira veriyorum. Gel geçin. Bir ay sonra yine zam yapacaklar. Bakalım ne yapacaklar. Bayram ikramiyenizi aldınız mı 2000 lira? Aldık. Evet. O da markete yetmedi. Kılıçdaroğlu 15 bin lira vereceğim dedi. Kimse seçmedi Kılıçdaroğlu'nu. Seçtik, oy verdik ya. Onun için oy verdik ya. Biz haksız şimdi konuşuyoruz. Tayyip Erdoğan verir. Boyuna zam verir. Biz ne diyebiliriz ki? Biz verdik. Millet vermedi mi? Mustafa versin, zam yapsın daha iyidir. Ne kadar zam bana verdi, zam yapsın mı diyorsun? Daha iyi. En güzel olur. Dolar 50 milyona olsun daha iyi. Kılıçdaroğlu gelse gelmeyecek miydi zam? Kılıçdaroğlu gelse zam gelmeyecek miydi? Yok, Kılıçdaroğlu gelse barı çalmazdı, yapardı. Barı çalmazdı, yapardı.